Yani aslında evet, beklediğimiz sonuç değil bizim için ama sporcularımız daha çok genç sporcular. Ben Miraç 20 yaşında, Gülkader aynı şekilde. Rakipleri zaten kendini ispatlamış. En son Gülkader'in rakibi İspanyol Dünya Üçüncüsü olmuş. Gülkader biliyorsunuz ki buraya geldiğinde hazır bir şekilde tam olarak gelemedi. Çünkü son dakikada biz ona White Card'la beraber geldi. Ama elinden geleni yaptı, güzel mücadele etti. Sonuçta bunlar gelecek 2024'ün takımı. 2020'de de hazırlanan bir sporcularımız var. Miraç gerçekten güzel başladı. İlk maçını aldıktan sonra ikinci maçı geçen yılın, geçen olimpiyatın ikincisi, Kazak olimpiyatı gizli ve dünya şampiyonu. Tabii daha iyi mücadele edebilirler. Bunlar bir tecrübe. Sonuçta hedefimiz bizim 2024'te de bu sporcuların hem ülkemizi temsil etmeleri hem bu sefer madalya almaları. İstiyoruz ki bundan sonra ya iki gün sonra Miraç, Bilal Çiloğlu'nu yapacağım müsabaka. Vedat Albayrak, Mikail ve Kayran'ın da burada inşallah ülkemize madalya kazandıracağımız umut ediyoruz. Çünkü beklentimiz onlardan daha yüksek. Çünkü onlar daha tecrübeli. Ve bunlar buradaki alabileceklerini de gösterecekler. İnşallah bunu başaracağız. Yani. Organizasyon nasıl? Sporcularla ilgili bir sıkıntı oluyor mu? Yani şu an tabii bildiğiniz gibi yani pandemi sürecinde yaşadığımız sıkıntılar. Bizim Judo Federasyonu, Dünya Judo Federasyonu uzun yıl, bir yıldır aşağı yukarı bu tarzda müsabakalar yapıyor. Tabii zorlukları var. Geliş gidişlerde yaşadığımız sıkıntıları var. Ama netice olarak tabii her bütün sporcu aynı sıkıntı içerisindeler. Ama güzel bir atmosfer. Sonuçta olimpiyat beklenen bir şey. 5 yıl aradan sonra sporcuların bunu yapması, olimpiyatın yapılması bence ayrı bir güzellik. Çünkü sporcuların hayali burasıydı. Oraya da tekrar burada yapılması da ayrı bir sporcu için güzel oldu yani.